Merhaba arkadaşlar. Eğitim serisini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda header kısmını ayarlamıştık. Şimdi alt kısma geçiyoruz arkadaşlar. Kod kısmına gelelim hemen. Section oluşturacağız arkadaşlar. Yine klasını container diyeceğim ben. Daha sonra bir row oluşturuyoruz. Şimdi içerisini 3 parçaya böleceğimiz için arkadaşlar 3 tane sütun oluşturacağız. Bunun ilki 5'e denk gelecek. Call MD5 diyeceğiz buna. Diğeri 4 olacak. Bir sonraki de 3. Bu şekilde. Şimdi içerilerini arkadaşlar image'imize ekleyelim. Ben internet üzerinden birkaç resim indirmiştim. Bunları da ayarlayacağım. Siz de internet üzerinden arama yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar. 5 tane kadar indirmişim ben. Bu 5 tanesini şimdi dahil edeceğiz proje içerisine. Onun için bunu direkt image içerisine atalım arkadaşlar. Image klasörü içerisine atalım. Image açtığımız zaman şuraya geliyorum ben direkt SRC yani yolunu belirtiyorum. Image içerisinde bir PNG dedim. Şöyle. Buraya da aynı şekilde bir image daha ekliyoruz. İki JPEG. Şunu şöyle kopyalayayım ben. Üçüncü resmimizi ekledik diyecektim. Burada tekrardan bir row oluşturmamız gerekiyor. Üçüncü sütunda arkadaşlar yine iki parçaya böleceğiz bunu. Bu sefer iki sütuna bölmüş oluyoruz daha doğrusu. Bunu row sütunu oluşturmaya gerek yok. İki tane satır oluşturacağız burada. Birinci satırımızı oluşturduk. Bunu ekledim ben. Altta bir satır da oluşturuyoruz. Buraya da bir resim ekleyeceğiz. İmeği işledim. IMG içerisindeki işte 4 nokta JPEG. Bunu da ekledik. Evet, şimdi bir bakalım nasıl bir görünüm olmuş. Evet, bunu düzenlememiz lazım şimdi. İlk başta şu köşelerde bir fazlalık var. Bunları yok edelim. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İlk başta bir renk belirleyelim biz. Buna mesela BG4 diyelim. Satırımızı verelim. Buna BG Success diyorum. Şöyle bir yenilediğimiz zaman. Şurada bir boşluk var. Yeşil renk hangisiydi? Şuydu. Row içerisinde. Heading 0'ı burada kullanmamız lazım sanırım. Yok. Bunu MD içerisinde kullanacağız o zaman. Evet, sütun içerisinde kullandığımız zaman sıfırlandı bu. O zaman diğer kolonlar içerisinde de padding 0 yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şu köşede hafif bir çıkıntı oldu arkadaşlar. Şu padding 0 kısmını da bunları sütun içerisindeki satırlara ekleyelim. Ekledik. Şu anda bu tamam. Bir de arkadaşlar şu image içerisinde bir class ekliyorum ben. Normalde image fluid diyebiliriz özellik olarak. Fakat bu div içerisinde tam oturmuyor arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman özelliğine max fit'ini %100 diyor. Height'ini auto diyor. Biz div içerisinde tam oturmasını istediğimiz için bu özelliği kullanmayacağız. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. V100, H100 diyoruz arkadaşlar. Kaydettim. Tekrar çalıştırdığım zaman div içerisinde tam olarak oturdu gördüğünüz gibi. Aynı işlemleri diğerleri için de yapalım. Şöyle klasımızı kopyalıyoruz. Her image içerisine yapıştıralım. Tekrar çalıştırıp baktığımız zaman gördüğünüz gibi içeriye tam olarak oturdu arkadaşlar.
Daha sonra arkadaşlar şu header ile arasında bir boşluk olmasını istiyoruz. Bunun için de şu konteyner kısmına geldik. Artık şu renkleri de silebiliriz arkadaşlar. Buraya renk vermiştik. Konteynerin hemen yanına gelip marjinin m'sini yazıyoruz. Ve 1'den 5'e kadar bir değer vermemizi istiyor bizim. Ben bunu 4 diyorum arkadaşlar. Kaydedip çalıştırdığım zaman, pardon yanlış yaptım. Margin dediğim zaman 4 köşeden de bir boşluk oluşuyor. Bizim için sadece şu üst kısımda bir boşluk olmasını istiyoruz. Bunu da margin top. Margin top'un kısaltmalarını yazıyorum buraya. Ve 4 dediğim zaman şu kadar bir boşluk bulunduruyor bizi arkadaşlar. Daha sonra şu anda burası tamam. Fakat şöyle bir küçükle yaptığımız zaman kayma var mı ona bakacağım. Şu üst kısımda da image fluid'u kullanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şu reklam alanı için. Image eklemiştik. Buraya hemen ben bir class ekliyorum. Image fluid diyorum. Yani bulunduğu alanı doldursun. Şöyle küçülttüğümüz zaman uyumlu hale gelsin. Bu şekilde. Fakat bir de şu şeyi de ekleyelim arkadaşlar biz. Şimdi normal bir kolon şu kısım. Yani şunların 3 kolon oluşturduk burada ya. Şu sağ taraftaki bölümü %50, %50 olacak şekilde ayarlamamız lazım. Onu da tam olarak ayarlayalım arkadaşlar. Bunu da RAW içerisinde belirtelim biz. E50 dersek yani height %50 olarak bir değer vermiş oluyoruz burada. Yüksekliğin kısaltması. Şöyle yenilerim tekrardan. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi de etkileşimli olmasını istiyoruz. İlk videoda gösterdiğim gibi üzerine geldiğinde makalenin burada sadece makale kapağı gözüküyor. Üzerine geldiği zaman makalenin ismi de şu alt tarafta gözüksün. Bunu yapmak için de bir JavaScript kodu yazmamız lazım. Fakat ondan önce ilk başta şöyle bir şey yapalım. Üzerine geldiğinde hafif bir opazitesini kısalım arkadaşlar. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Burada şu section içerisine gelelim. Yani her biri için ayrı ayrı class eklemek yerine section'a gelip ID tanımlayacağım ben. Burası da ne diyelim buraya? Buraya slider diyorum ben. ID slider dedim. Daha sonra style CSS kısmına geldikten sonra şöyle bir şey yapacağız. Slider ID'li section içerisindeki herhangi bir divlerin üzerine geldiği zaman herhangi bir divin üzerine ya da div de demeyelim ona biz image diyelim. Herhangi bir image'in üzerine geldiği zaman opacity'sini kıssın. Bu da şöyle oluyor. Slider içerisindeki image'in hover diyorum. Üstüne gelindiği zaman opacity'sini kaç yapsın? 0.8 yapsın. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii bunları biz link ekleyeceğimiz için normalde üzerine geldiği zaman hani el işareti olur ya. Bunu normalde burada yapabiliriz. Şöyle. Point neydi? Cursor. Pointer diyerek bunu yapabiliriz. Şöyle. Ama gerek yok. Zaten link olarak eklediğimiz zaman otomatik o çıkacak. Hatta bunu da ilk başta yapabiliriz. Evet, burada bir link tanımlayalım arkadaşlar. Ahref diyorum. Bunu da JavaScript diyelim. Diye de ekleyebiliriz ama. Şöyle yaptım. Ay kapatıyorum. Image'i de linkimizin içerisine alıyoruz. Evet, linkimizi ekledik arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet, diğerlerini de ekliyorum aynı şekilde. Bunları da ekledim arkadaşlar. Son olarak ne kaldı geriye? Üzerine geldiğimiz zaman makale isminin yazılması. Şimdi makale ismini eklemek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Position ve relative komutlarını kullanmamız gerekiyor. Kodlarını. Her sütun için şey yapacağız. Her bir sütunu daha doğrusu relative yapacağız. İçerisine eklediğimiz yazı da şu alt tarafta durması için bunu da absolute yapacağız. Ve alt tarafı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Evet, kod kısmına geldiğimiz zaman şurada bir sütunumuz var. İçerisinde belirlediğimiz image'imiz var. Onun altına da bir tane p oluşturuyorum ben. İçerisine de işte bir makale başlığı girelim. Salladım bir başlık belirledim burada arkadaşlar.
Şunları da büyütüyorum hemen. Şimdi hepsini aynı şekilde kopyalayıp ya da ilk başta bunu yapalım daha sonra belirtelim. Şimdi class'a geliyorum ben. Position relative diyorum. F'ye de bir class belirtiyorum arkadaşlar. Bunu da absolute diyorum. Bu şekilde belirledim. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Dışarıda gözüküyor. Bunu neden böyle oldu acaba? Şurada absolute dedik arkadaşlar. Yanlış yazdık. Position absolute dememiz gerekiyordu. Bir de şu P'ye arkadaşlar style veriyorum ben. Bottom 0 dedim. Evet. İçeriye geldi. Şimdi bir de şey yapalım. Class içerisine P3 diyorum ben. 0 desek. Bir de şuraya margin 0 diyelim arkadaşlar. Dışarıdan boşluk varsa silinsin o da. Şimdi biraz daha iyi. Aynen tam oldu. Şimdi arka plan rengini verelim. Buraya BG Dark diyorum ben. Şimdi de buraya arkadaşlar genişliğini ayarlıyorum ben. Sayfayı yenildiğim zaman tam olarak kapsadı. Şimdi yazı rengini belirleyelim. Buna da text white diyelim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde iyi. Bir de bunu ortalayalım biz. Evet, bu şekilde ortaladık yazımızı da. Son olarak ne olacak? Bunu normalde göstermememiz lazım. Bu sebeple de bunu şöyle yapıyoruz. Display'in D'si 9 diyoruz arkadaşlar. Bunu da normalde gözükmemesi anlamına geliyor. Üzerine geldiği zaman bunu göstereceğiz. Şimdi bunun için bir kod yazalım biz. Yine kod kısmına geldik. Bu sefer mevzu nasıl olacak? Image'in üzerine geldiği zaman, herhangi bir image üzerine geldiği zaman yazıyı göster diyeceğiz. Bunu da zaten slider diye biz vermiştik. Oradan alacağız arkadaşlar. Şimdi style.js dosyamıza geliyoruz. İlk başta document diyorum ben. Document vi'di. İçerisinde bir fonksiyon tanımlıyorum. Şuraya geliyoruz. Slider demiştik. Slider içerisindeki div diyelim. Şöyle. Bunun üzerine geldiği zaman bu da hover demek. Hover diyorum. Evet. Bu div üzerine geldiği zaman şu kodu çalıştır diyeceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. List dediğim o üzerine gelinen div demek. Onu temsil ediyor. List'ten sonra add class diyorum. Bir class ekleyeceğiz buna. Bu da nedir? Şeyler içerisinde yazalım. D nokta blok demektir. Yani display blok diyoruz arkadaşlar. Hata yapmadıysak çalışacaktır diyecektim ama çalışmadı şu anda. Neden görmedim? Ha şöyle. Onu belirtmedik. Ona da bir alt yani o div içerisindeki ilk P'yi bulmamız lazım. Bunu da şöyle yapıyoruz. Children P diyerek içindeki ilk P'yi buluyor. Ve display block yapıyor arkadaşlar. Bu sınıfı eklemiş oluyor bize. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Fakat sıkıntımız da üzerine geldiği zaman gösteriyor. Fakat artık çektiğimiz zaman aynı şekilde kalıyor. Şimdi bunun tam tersini yapmamız lazım. Çektiğimiz zaman yazının silinmesi lazım. Yani display line özelliğini alması lazım. Bunun için hemen alt tarafa geliyoruz yine. Ben şunu kopyalasam olur. Yine ne olacak? Slider div içindeki div üzerine geldiği zaman bu sefer add class değil de remove class diyelim. Şöyle çalıştırayım. Niye gelmedi acaba? Bir saniye şunu bir alayım ben. Ha, şundan buraya gelmedi. Hover diyordu burada. Bu özelliği değiştirmemiz lazım. Bunu da mouse leave diyerek çalıştırıyoruz. Çektiğimiz zaman gidiyor gördüğünüz gibi. Leave. Bu leave dediğimizde üzerindeyken çektiğimiz anda çalışacak kod demektir. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer resimler için de aynı şeyleri uygulayalım biz. Şu P'yi aynı şekilde direkt kopyalıyorum arkadaşlar ben.
Buraya alt kısımlara yapıştırıyorum bunları. Yazıları yapıştırdım. Daha sonra bir de üst kısımda, yani şu her kolon için position relative dememiz lazımdı. Bu özelliği de her kola ekliyorum, her sütuna. Şimdi tekrardan gelip çalıştırdığımız zaman kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi artık makale isimleri de geliyor arkadaşlar. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda artık navbara ve diğer kısımlara geçeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.